Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Hocam ben de iyiyim. Limit bitti artık sıra Türev'de. Evet. Türev çok önemli bir konu. Bunun birkaç tane sebebi var. Tabii ki de üniversitede de kullandığımız bir yapı. Aynı zamanda üniversite sınavında da fazlasıyla geliyor Türev konusu. Evet hocam bana söylediğiniz önceden siz bayağı bir Türev videomuz olacak. Evet. 9 tane Türev işleyeceğiz bakalım. 9 evet. videoyla. Maşallah hocam. E ne yapalım başlayalım mı? Başlayalım. Evet gençler öncelikle türevin tanımını başlayalım. Tabi türevin tanımında limit kullanacağız hatta eğimde kullanacağız bir bakıma. Şimdi bizim için bir fonksiyon verilmiş bir grafik olarak. Burada iki tane noktamız var. A ve B noktası. A noktasının apsisi A ordinatı yani fonksiyonda yazdığımız değeri F A oluyor. Burada da X'imiz var. X olarak ifade edip yerine yazdığımız zaman da FX oluşuyor. Şimdi yapımız şu biz bu fonksiyonun bu A ve B noktasına göre eğimini bulmak istersek eğim formülü şöyleydi. Y1 eksi Y2 bölü X1 eksi X2 idi. Buradan bulabiliyorduk. Yani aslında tanjant gibi karşı bölü komşudan diyebiliriz. Peki buradaki yapıya göre de bunun karşısı fx eksi fa olacaktır. Çünkü buradan buraya kadar fx geri kalan fa olduğundan dolayı fx eksi fa. Burada ise x eksi a. Ve eğim bu formattan geliyor. Peki Türevi nerede? Türev işte şurada oluşuyor. X'i biz A'ya doğru, bu absisteki X'i A'ya doğru yaklaştırıyoruz. Bu arada fx'teki bu B noktası da yavaş yavaş bu da yaklaşıyor. F A'ya doğru yaklaşıyor ve yaklaştığı zaman A noktasına geldiğini fark ediyoruz. İşte bu mesafeler giderek azaldığı için, küçüldüğü için AB kirişini bir anda A noktasında geçen bir teğet doğrusu olarak kabul edebiliriz. Çünkü B giderek yaklaşıyor ve artık buradan geçen tek bir doğru formasyonu. Yani yalnızca o noktaya göre bir veri. İsterseniz o şekli de görelim. Murat yollar mısın onu da? Bakın görüyor musunuz? Teğet doğrusu oluştu. O B gitti A ile birleşti. İşte biz de burada bu A noktasında çizilen teğetit eğimini limit x a'ya giderken fx eksi f a bölü x eksi a biçiminde ifade ediyoruz. Ve buradaki fx fonksiyonunun x eşittir a noktasındaki türevi denir diyoruz. Ve buradan türevin eğimi verdiğini de anlıyoruz. Yani o noktadaki eğimi f üssü a şeklinde yazarak göstereceğiz gençler. Aynı zamanda tanımsal olarak Limitten de ifade edebiliyoruz. Limit x a'ya giderken f(x) x eksi f bölü x eksi a şeklinde de yazabiliriz. Türev kurallarını yani o formülleri öğrenmeden önce bu limitten o türev yapısından nasıl bulabiliriz onları da görmüş olacağız. Murat gönderir misin sıradakini? Evet gençler burada türev yazım şekilleri var. Y'nin üzerine üssü olarak yazabiliriz. F'in üzerine yazabiliriz bir de diferansiyel formasyon şeklinde. dy bölü dx bu ne demek? Y de x'e bağlı türev al demek. Y bir fonksiyon. Bakın buradaki fx fonksiyonu. Bakın bu sefer de y yerine fx yazmış. Yani fx fonksiyonunda x'e bağlı türev al demek. Tabi bu fx'i yana doğru da yazabiliriz ama daha çok biz şu ikisini kullanacağız ama d'ye bölü dx de geldiği zaman özellikle integralde diferansiyel çalışmaları da yapacağız. İşte o zaman lazım olacak. Bunların hepsi fonksiyonun türevini al demek bir gösterim şekli gençler. Şimdi bununla ilgili bir uygulama yapalım. Evet gençler bize bir fonksiyonel bir grafik verilmiş ve bu fonksiyon 4 eksi x kare fonksiyonuymuş. x eşittir 1 noktasından çizilen teğeti şekildeki gibidir diyor ve teğetin eğimini bulun diyor. Şimdi tamam bu teğetin eğimini bu nokta için bu teğetin eğimini türevden bulabiliriz. Ama türevin tanımından yapmak istiyorum. Peki tanımı neydi? Formülü bir kere daha yazalım yapısal olarak. Limit x a'ya giderken fx eksi f a bölü x eksi a'ydı. Tabi buradaki a'mız bir gençler. Ben de yazıyorum limit x 1'e giderken diyoruz. Fonksiyonumuz 4 eksi x kare aynen geçirdik. Eksi f 1 bulmamız gerekiyor. Bölü x eksi 1. Tamam f 1'i kenarda bulalım hatta şurada yazalım gençler. f 1 eşittir. Yukarı 4 eksi x kare var. 4 eksi 1'in karesinden 3 geliyor. Ve ben bu 3'ü gidip burada yerine yazıyorum limit x 1'e giderken 4 eksi x kare eksi 3 bölü x eksi 1. Peki burada ne oluştu? 4'ten 3 çıkarsa 1 kalacaktır. Yani limit x 1'e giderken 1 eksi x kare bölü x eksi 1. Şimdi biri yerine yazarsanız 0 bölü 0 gelir ve biz bundan nasıl kurtulacağımızı görmüştük. Ne yapıyorduk? Çarpanlarını ayırıyorduk. Ben buradaki 1 eksi x kareyi şöyle yazayım. 1 eksi x bölü 1 artı 1 eksi x çarpı 1 artı x bölü x eksi 1 şeklinde. Burada 1 eksi x ile x eksi 1 sadeleşir ve eksi 1 kalacaktır. Çünkü zıt işaretlidir. Bu durumda limit x 1'e giderken eksimiz var buradakinden dolayı eksi 1 kaldı çarpı 1 artı x ve ben artık 1'i yerine koyarsam eksi 2 getirir. İşte eğimi de eksi 2'dir. Ne zaman? x eşittir 1 noktasında çizilen teğetin eğimi eksi 2'dir. Yoksa 2'deki eğim daha farklı olur. Eksi 2'deki eğim daha da farklı olur o nokta için eğimi bulduk gençler. Evet yeni bir örneğimiz daha var. fx eşittir 1 bölü x fonksiyonun grafiği. x eşittir eksi 1 absis noktasında çizilen teğeti şekildeki gibiymiş. Ve f'in eksi 1'deki türevi soruluyor. Daha doğrusu eksi 1'deki eğimi soruluyor gençler. Şimdi biz yalnız eksi 1 için bulacağımız için yine o ben tanımsal ifadeyi yine aynen yazayım. Limit x eksi 1'e giderken fx eksi f eksi 1 bölü x eksi eksi 1. Tabi burada artı 1 oluşacak bir anda. İşte bu f'in eksi 1'deki türevi demek. Hatta şöyle de yazalım bunu. Eksi 1'deki türevi demek. Şimdi fx fonksiyonumuz 1 bölü x. Onu aynen alıyorum. Limit x eksi 1'e giderken 1 bölü x aldım. Eksi. F eksi 1'i bulmamız lazım. Eksi 1 gidip burada yerine yazacak olursak 1 bölü eksi 1'den eksi 1 getirecektir gençler. Bölü x artı 1. Şimdi burası da artı 1 yapacaktır ve payda eşitliyorum ben. Limit x eksi 1'e giderken x ile payda eşitlersem 1 artı x bölü x yapacaktır. Çarpı diyelim bu x artı 1'i de ters döndürüp çarparsak 1 bölü x artı 1 yapar. x artı 1'ler birbirini götürür ve bize 1 bölü x kalacaktır. Ve ben de bu eksi 1'i yerine yazarsam limit x eksi 1'deki buradaki 1 bölü x'in yerine yazdığım zaman eksi 1 olacaktır. İşte bu f'in eksi 1'deki türevi eksi 1 yapar. Yani eğim de eksi 1 olur gençler. Evet gençler limit tanımıyla türev fonksiyonunu yazmıştık. İşte o yazım şekillerinden biri daha. Unutmayalım f üssü a x a'ya giderken f x eksi f a bölü x eksi a bizim türev yapımızdı. Şimdi biz burada x eksi a'ya h dönüşümü yaparsak bir h harfi kullanırsak bir anda yapımız x'in yerine a taş yazacağız o zaman. Eksi f a bölü x eksi a'nın yerine de yine h yazacağım için böyle h olacaktır. İşte limit tanımsal ifadesine göre bu şekilde de yazabiliyoruz. Ya da örnekleri bu yapıdan da çözebiliriz. Ya da bize bu şekilde verdiği zaman ha bu şablon mu? İşte bu f'in a'daki türevi diye yazabiliriz gençler. Yani bunu tanımak zorunda kalacağız. Şimdi bazıları şunu söyleyebilir. Ya türevi yorumlarını yapmak kolaydır aslında. Ben türevini alır bitiririz. Buna hiç gerek yok ama Sorularda bu şekilde verip bizim neyin türevi olduğunu bilmemiz gerekebilir. Ondan dolayı bunları özellikle öğrenmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı da f'in türevindeki x, h sıfıra giderken diyoruz. x artı h, f fonksiyonu içerisinde eksi fx bölü h da türevi ifade ediyor. İsterseniz bunu uygulayacağımız bir örnek yapalım. Murat yollar mısın soruyu? Evet gençler sorumuz da geldi. Gerçek sayılarda tanımlı fx fonksiyonumuz 2x artı 3'müş ve f'in 5'teki türevi isteniyor. Yani şablonumuz bu aslında. Bu ifadeyle f'in 5'teki türevi aynı şey ve bunu bulalım. Şimdi ne yapacağız? Limit h sıfıra giderken diyoruz ve buradaki fonksiyonda fx fonksiyonunda 5 artı h yazıyoruz. x gördüğüm yere bakın 2'yi yazdım. x gördüğüm yere 5 artı h h yazdım artı 3. Dikkat edersiniz fonksiyonda yazmış olduk. Eksi diyoruz f5. Yani x gördüğüm yere bu sefer 5 yazacağım. Şöyle bir parantez alayım. x gördüğüm yere 5. 2 çarpı 5 artı 3 şeklinde bölü. Alt tarafta yalnızca bir h var. Şimdi limit h sıfıra giderken bu 2'yi dağıtıyorum. 10 artı 2 h artı 3. Burada da dikkat ederseniz 2 kere 5 10 yapar. 3 de burada 13 yani eksi 13 yapacaktır. Bölü h. Limit h sıfıra giderken. Burada eksi 10 yapar. Bu eksi 10 artı 10 gider. 2 h bölü h kalır. Şimdi ben bunu aynen bu şekilde yazayım. Tabi normalde bu 0 bölü 0 belirsiz ama h'ler gittiği için cevabımız 2 oluyor. Demek ki bu fonksiyonun türevi 2 değerini getiriyor 5 için. Hatta bütün değerler için olur ama Burada şimdilik yalnızca 2 olarak ifade edin. Evet gençler bu örneğimizde de yine limitin tanımından türev almamız isteniyor bizden. fx eşittir x kare fonksiyonu limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h'ı kullanarak yapacağız biz burada. Şimdi uygulamaya geçiyorum. Limit diyorum h sıfıra giderken x gördüğüm yere x artı h yazıyorum. Bakın x gördüğüm yere x artı h yazdım karesi eksi fx'i aynen alıyorum x kare bölü h. Bu parantez kareyi açmamız lazım. Limit h sıfıra giderken x kare artı birinci ile ikincinin çarpım katı ve ikincinin karesi geliyor. Eksi x kare bölü h şeklinde. x kareler gidiyor. Şimdi yukarıda ne yapacağım? Yukarıda h parantezini alıyorum. Alttaki h ile birbirini götürsün diye. Limit h sıfıra giderken h parantezini alırsam burada 2x kalıyor. Burada da bir tane h kalıyor. Bölü Haşlar birbirini götürecektir. Artık H yerine 0 yazdığımız zaman yalnızca 2x olur. X karenin türevi meğerse 2x'miş. Zaten biz de ileride 2 saniyede hemen söyleyeceğiz. X kare türevi 2x diyeceğiz ama şimdilik bu tanımdan yapalım. Çünkü bu tanımsal bir ifade geldiği zaman soruda kullanmak zorunda kalabiliriz. Onun için öğreniyoruz bunları. Evet gençler şimdi sıra geldi türev alma kurallarına. Buradakiler aslında birer polinom tarzı hepsinden birer tane örnek verip geliştirmeye çalışacağız. Birinci ile başlayalım. Sabit fonksiyonun türevi sıfırdır. Yani x'e bağlı değilse mesela fx eşittir de olduğu gibi türevi sıfır olacak. 5 olsa türevi sıfır olacak. Yani şöyle yazalım ilk madde için. fx eşittir 7 geldi. İşte bunun türevi de... 0 olması gerekiyor gençler. 2 numaraya bakalım. fx eşittir x demiş. Bunu tabi aslında genelleştirebiliriz ama özel olarak belirtmek istemiş sanırım. fx eşittir x diyorsa bunun da türevi 1'dir. Yani kas sayısını aslında şöyle en sonuncusundan da şu x üzeri n'den de bakabiliriz. Yapıyı oradan getirsek belki daha sağlıklı olur. Şu x üzeri n de göstereyim 4 numarayla. Polinom tarzı olan da kuvvet başa geçiyor türevde. 1 azalıyor ve bu şekilde yazıyoruz. Şimdi buradaki x'te ise durum şu. fx eşittir x'te. Bunun üzerinde 1 var. 1 başa geçiyor. Üssü 1 azalıyor. 1 bir eksi 1'den 0 yapıyor. E 1 kere 0'da yani daha doğrusu şurası 1 yaptı. x üzeri 0'da 1 yapacak. 1 kere 1'de 1 getirecek. Ama biz hemen x'in türevini direkt 1 diye ifade ediyoruz. Bu kadar uzun bir çalışma yapmıyoruz. Peki fonksiyonumuzun bu x'in yanında katsayı olursa ne olur? ax gibi. O zaman da türevi a olacaktır. Mesela fx'imizi yazdık. Burada 7x demiş. Türevi 7 olacaktır. F üssü x'in cevabı direkt yanındaki kas sayıdır yani. X üreğini biraz önce gösterdik ama ben harfsel olarak da göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Mesela 4x küp verildi. Türev alacağız. 3 başa geçecek. 4 çarpı 3. Üssü biraz alacak 2. Yani 12 x kare diyeceğiz biz buna. İşte bu şekilde ifade edebiliyoruz. Burada da yine bir fonksiyonel verilirse aslında yukarıdakinde olduğu gibi kassa yaylanan kalıyor ve gain'in de türevini yazabiliyoruz burada. Bu çalışmaları yapabiliriz. Murat. Devamını gönderir misin? Evet gençler yeni örneğimizde bir tablo verilmiş ve türevleri almamız istenmiş. Biz hepsini tek tek bulmaya çalışalım. Sizinle beraber gençler. Şimdi fonksiyonumuz 2 yanında da türevini yazacağız. Sayıların türevi nedir demiştik? 0. X'e bağlı değilse bu iki sabit sayısının türevi de 0 oluyor gençler. Hemen biz de buraya 0'ımızı yazalım. Peki X'in türevi neydi? Biraz önce de söylemiştik. Yanındaki kas sayıdır. Yalnızca X olursa. Bunun da kas sayısı 1 olduğu için sonucu 1 yapıyor. 3x yanındaki kas sayıdır demiştik yine 3x ise 3 olacaktır. Burada da sonucumuz. Peki x kare de durum ne? 2 başa geliyor. 1 azalıyordu derecesi. O zaman ikimizi yazıyoruz. 1 de azalttığımız zaman 2x olacaktır. x küpün durumu ne? Yine 3 başa geçiyor. 1 azalırsa 3x kare karşımıza çıkıyor. Peki devam edelim hızımızı almışken. 2x küpe bir bakalım. 2'yi burada yanımızda var. 3'ü de başa attığımız zaman 2 kere 3'ten 6 yapıyor burada. 6'mızı yazalım. Yanına da x kare de ifade ediyoruz. 1 bölü x. Ha, burada bir hazırlama evresi var. 1 bölü x'i buradaki x'i yukarıda yazmamız gerekir. Yani şöyle. Buradaki 1 bölü x'e dikkatli bakın. Ben burada eşittir diyorum. x üzeri eksi 1 yazıyorum önce. Yani hazırlıyorum. Şimdi uygulamaya geçelim. Eksi 1 başa geçer. Ben, ben buraya yazayım. Üssü 1 azalır. Yani x üzeri eksi 2. Ve bunu da bir kere daha yazacak olursak eksi 1 bölü x kare olacaktır gençler. Böyle de bırakabiliriz ama daha değerli toplu hali bu. Şimdi geldik 1 bölü x kare. Yine önce bir ayarlayalım. Yukarıya alalım daha doğrusu. x üzeri eksi 2. Kural neydi? Üst başa geçsin yani eksi 2 ve üssü bir azalsın eksi 3 şeklinde. Bunu isterseniz de 1 bölü x küp şeklinde yazabilirsiniz. Kök x'e geldik. Kök x'te aslında kare kökün kendine ait bir kalıbını ben size göstereceğim ama şimdilik üstel bir şeyimle nasıl yapıldığını görün. Kök x'i belirliyoruz eşittir diyoruz. Lise bir tekniğiyle üstü biçimde yazıyorum. X'i yazdım. X'in kuvveti 1. Kare kökün derecesi 2, 1 bölü 2 şeklinde yazdık. Bunu logaritmada da yapıyorduk hatırlarsanız. Şimdi kuralı uygulayalım. 1 bölü 2 başa geçer. X'in derecesi 1 azalır. Yani eksi 1 bölü 2 olur. Hatta bunu ben biraz daha toparlayayım. 1 bölü 2 diyorum. Buradaki x'in üzerinde 1 bölü 2 varsa kare kök demektir. Eksi olursa aşağıda yaz demektir. Yani 1 bölü 2 kök x oldu. Geldik küp kök x'e. Küp kök x de yine eşittir diyelim. x üzeri 1 bölü 3 yazalım. Yani üstü biçimde yazdık. Yine kuralı uyguluyorum. 1 bölü 3 başa geliyor. Üssü 1 azalıyor yani eksi 2 bölü 3 olur. Eksi 1 çıkarırsak eksi 2 bölü 3 olacaktır. İşte fonksiyonlar ve türevleri. Evet gençler bu örneğimizde gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları bize verilmiş. fx eşittir ax küp deniyor. gx eşittir x kare bölü b olarak söylenmiş. f'in 2'deki türevi g'nin x 3'deki türevine eşitmiş a çarpı b nedir? Biz ayrı ayrı kurallarını uygulayalım. Önce f ile başlıyorum. f üssü yani f'in türevi diyoruz ne yapıyorduk? 3 başa geçiyordu. 3a 1 azalıyordu. 3a x kare yaptı. Peki bu f'in türevinde kaç yazmam isteniyor? 2. Ben de onu da yapıyorum. 2'yi de yerine koyalım. Bu durumda 12a yapacaktır gençler. Şimdi b için türev alalım. G'nin türevi diye yazdık. 2 başa geçti. 2x bölü b. Alttaki de bir kas sayıdır. Aynen kalacaktır bundan dolayı. Ve eksi 3 yazmam isteniyor. Eksi 3'ü yazıyorum. X gördüğüm yere. Eksi 3'ü buraya yazarsam. Eksi 6 yapar. 2 kere eksi 3'ten. Eksi 6 bölü B. Peki bunlar ne demiş? Eşitiz demiş. O zaman ben de 12 A'yı eksi 6 bölü B'ye eşitliyorum. Şimdi burada 12 ve 6 karşılıklı olarak sadeleşebilir. Burada 2 kaldı. Burada ise eksi 1 kaldı. İçler dışlar yapacak olursak. 2 AB eşittir. Eksi 1 yapacaktır. A çarpı B de buradan. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman. Eksi 1 bölü 2 gelir gençler. Evet gençler yeni örneğimizde fx fonksiyonunun eksi 2 x üzeri 4 olduğu söylenmiş. Limit h sıfıra giderken f1 artı h eksi f1 bölü 2 h'ın limit değeri isteniyor. Şimdi ne demiştim hani bu h'lı ifadeleri tanıyalım demiştim. Önce bunu bir ayarlamaya çalışıyorum. Bakın nasıl. Eşittir diyelim bu ifadeye. Bakıyorum ya bu türev tanımı ile alakalı ama burada 2'nin olmaması lazım. Limit de buradaki kas dışarıya alabiliriz. Yani ben bunu 1 bölü 2 diye yazıyorum. Limit h0'a giderken burada f1 artı h eksi f1 bölü h olarak yazıyorum. İşte gençler bunu daha önceki yaptığımız örneklerden hatırlamamız gerekir. Bu ifadenin tamamı... F'in 1'deki türevi demek. İşte burada bunu kullanacağız. Eşittir 1 bölü 2 F'in 1'deki türevi. Hani demiştim ya bu haçları normalde gidip yazıyorduk. Ama kuralları öğrendiğimiz zaman yazmamıza gerek yoktu. Anlamamız önemliydi. İşte bunu buradan anlayacağız. Aa, bu işte limit tanımıyla yapılan türev diye ifade edeceğiz. 1'deki türev. Yazdı 1 bölü 2 dışarıya aldık. Şimdi kenarda hemen şurada F'in türevini alalım. Eksi 2 4 başa geçer. X küp yani eksi 8 x küp oldu. Ne yapmamız isteniyor? 1 koymamız. Ben de gidip 1'i koyalım şurada. F'in 1'deki türevi eksi 8 yapacaktır. Çünkü 1'in bütün kuvvetleri 1 yapar. O zaman bu eksi 8'e gidip burada yerini yazacak olursak. 1 bölü 2 çarpı eksi 8. Sonuç eksi 4 gelecektir gençler. Evet gençler bu örneğimizde pozitif real sayılardan 0 atılmış ve tanımlı bir fx fonksiyonu verilmiş. x kare bölü kök x. Ve limit x 1'e giderken fx eksi f1 bölü 1 eksi x kare bizden isteniyor. Şimdi yine tanımları dikkatli bir şekilde uygulamamız gerekecek. Şuna dikkatli bakalım. fx eksi f1 bölü 1 eksi x kare. Bunu bir yerden hatırlıyoruz. Bir ayarlama yapalım. Bakın nasıl. Limit x 1'e giderken diyorum. fx eksi -F1 f1'i yazıyorum. Alt tarafta ise 1 eksi x kare var. Bunu 1 eksi x ile 1 artı x şeklinde yazıyorum. Şimdi Buradaki 1 eksi x eğer x eksi 1 olsaydı f'in 1'deki türevi demekti. Onun için ben bunu ayarlamaya yani çalışıyorum. Bakın şu şekilde. Limit e giderken, x 1'e giderken fx eksi f 1 bölü x eksi 1 yazıyorum. Tamam x eksi 1 yazarsam bir eksi 1 çarpını oluşacaktır. Çarpı diyorum. Limit x 1'e giderken 1 bölü. Burada 1 artı x kaldı. Hatta eksisi de burada yazalım. x artı 1 diye kenara atıyoruz. Limitte Çarpanları ayrı ayrı yazabiliriz. Bakın ne yaptık? Yukarıya aynen koruduk. 1 eksi x kare vardı. 2 kare farkı yazdık. O 1 eksi x'i ben x eksi 1 olarak yazdım. Tam türev yapısı tutsun diye. Yani bir eksi 1 oluştu. Eksi 1'i buraya koyduk. Yukarıda yalnızca eksi 1 kaldı. Aşağıdan da x artı 1 geldi. Şimdi bunun anlamı f'in 1'deki türevi demektir. Gençler çarpı. Bu ise gidip 1'i koy demektir. Başka bir şey yok. 1'i yerine yazarsam eksi 1 bölü iki gelecektir. İşte neden limitin bu tanımından türevi yaptığımızı neden bunları bilmemiz gerektiğini şimdi daha iyi anlıyorsunuz umarım. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? F'in türevini almam gerekiyor. Kenarda F'in türevini alayım. Fx'i hazırlıyorum. Fx eşittir diyelim. X kare. Buradaki kök x'i ise x üzeri 1 bölü 2 olarak yazıyorum. Yani e, burada normalde bölmenin türevi de yapılır ama daha sonra göreceğiz bunu. Bunu yerine tek bir x şeklinde yazmak için bu şekilde ayarladım. Bölmedi hatırlayın tabanlar aynısı üstler çıkarılır. 2'den 1 bölü 2 çıkarsa x üzeri 3 bölü 2 yapacaktır. 2 eksi 1 bölü 2'den. Şimdi türev uygulaması yapalım. F'in türevi diyorum. Kural neydi? 3 bölü 2 başa geçer. Üst 1 azalır. 3 bölü 2'den 1 çıkarırsanız 1 bölü 2 kalacaktır gençler. Şimdi ne yapmam isteniyor? 1 yazmam isteniyor. Ben de gidiyorum F'in 1'deki türevini buluyorum. Birinin en güzel yanı x'e yazdığınız zaman bir etkisiz eleman oluşur. Çünkü birin bütün kuvvetleri birdir. O zaman 3 bölü 2 gelecektir. İşte ben bu bulduğum cevabı gidip burada yerine yazıyorum. 3 bölü 2 geldi. Eksi 1 bölü 2 de diğer limit tarafından gelmişti. O zaman cevap eksi 3 bölü 4 olarak karşımıza çıkıyor gençler. Hocam bitirdik galiba. Evet türevin ilk bölümünü bitirmiş olduk Murat. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi hocam. Abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmesinler. Neden? Çünkü hocam Türev serisi devam ediyor. Hatta AYT serisi devam ediyor. Evet. Dönsünler en başa. Birinci videonun itibaren izlemeye devam etsinler. Başlasınlar. Hocam sınava bizimle beraber hazırlansınlar. Gençlerin her zaman yanındayız. Görüşmek üzere gençler.